Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle burgu baklava yapacağız. El açması değil hazır yufkadan yapacağız. Çok pratik görüntüsü şahane ve tadı gerçekten muhteşem çıtır çıtır bir baklava tarifi oldu. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Burgu baklavam için 10 adet baklavalık yufka kullanacağım. Yarım kase ceviz ve yaklaşık 75 gram da tereyağı kullanıyorum. Gerçekten çok bereketli bir baklava tarifi oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Burgu baklavamız çok pratik ve çok kolay. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Baklavalık yufkamız çok çabuk kuruduğu için üzerine bir bez örttüm. Bakın zaten videoda da görüldüğü gibi çok çabuk kuruyor. Yufkamızı serelim. Üzerine ceviz serpelim. Dikkat ettiyseniz uç kısımlarına ceviz serpmiyorum. Çünkü büzüştürürken cevizin çıkma ihtimali çok yüksek. Bir de dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta yufkanın geniş kısmını seriyoruz. Yani uzun tarafını ince bir oklavayla sarıyoruz. Eğer ince bir oklavanız yoksa pipetli veya ona benzer şişle de sarabilirsiniz. Ama bu oklavadan bulursanız işiniz daha çok kolaylaşacaktır. Yufkalarımı serip ceviz serpiyorum ve oklava ile büzüştürüp yağlamış olduğum tepsiye diziyorum. Baklava yufkası çok çabuk kuruduğu için kesimini ve yapımını çok çabuk yapmanız gerekiyor. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Yoruma da bir emoji bırakırsanız videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu tarif için 10 adet baklavalık yufka kullandım. Gerçekten çok bereketli bir oluyor. Yani 10 adet az diye gözünüzü korkutmasın. Kesinlikle çok pratik, çok lezzetli. Yiyenlerin de hazır sandığı bir baklava tarifi oldu. Cevizim kalmamıştı. Ben son iki yufkayı da böyle fıstık serpip fıstıklı yapıyorum. Evet 10 adet yufkamızı burgu baklava yaptık ve hazır. Yaklaşık 75 gram tereyağını ocağa alıp erimeye bırakıyorum. Tereyağı erirken biz de şerbetimizi hazırlayalım. 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şekeri tencereye ilave ediyorum. Üzerine de bir dilim limon atıp Ocakta kaynadıktan sonra 15 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Şerbetimizin kıvamının çok güzel olması gerekiyor. Tereyağımızı erittik ve üzerinde yanık olmaması için köpükleri muhakkak alalım. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar yoksa baklavamızın üzeri yanık görüntüsü de hoş olmayacaktır tatlımızın üzerine böyle bir kaşık yardımıyla ince ince her yerine gelecek şekilde yağımızı gezdirelim. Yağımızı dökerken de çok alt taraflara inmeyelim. Alttaki tortular da tatlımızın yanık olmasına sebep olacaktır. O yüzden böyle kaşıkla alırken çok dikkat ediyorum gördüğünüz gibi alt kısmını almamaya dikkat ediyorum. Yağımızı gezdirdikten sonra yufkamızı 4 eşit parçaya bölüyoruz. Yani bir tane yufkadan 4 dilim baklava çıkacak şekilde kesiyoruz. burgu baklavam hazır. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirelim. Sakın yüksek ateşte ve yüksek derecede pişirmeyelim. Buna çok dikkat edelim. Burgu baklava muhteşem bir şekilde pişti. Şerbet de tatlım da ılık olacak şekilde döküyorum. Çünkü baklavalık yufka çok ince olduğu için çok çabuk eriyor. Normal baklava hamuru gibi değil. Buna lütfen dikkat edelim. Yani ikisi de ılık olacak şekilde döküyorum arkadaşlar. birkaç saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Üzerine toz fıstık ile süslüyorum. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Veya sade olarak da bırakabilirsiniz. Bayram için yapabileceğiniz çok pratik, çok güzel bir tarif. Çıtır çıtır bir tatlı tarifi oldu. Kesinlikle tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın tatlınızı yiyen herkes hazır zannedecek. O kadar lezzetli bir tatlı tarifim oldu. Şimdi sizlerle çıtırtısını ve lezzetini göstermek istiyorum. Burgu baklavamı beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olup yepyeni tarifleri kaçırmamış olursunuz. Yeni tariflerle görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.